Bugün 5 Kasım günlerden pazartesi, Ajanda ile sizlerleyiz. Ben Büşra Değer. Önce kısa bir haber özeti izliyoruz. Mersin'de sağlık çalışanları hükümet tarafından sunulan torba yasa tasarısının hekimler için çok ciddi olumsuzluklar içerdiği gerekçesiyle nöbet eylemi gerçekleştirdi. Mersin'den Kıbrıs'a kaçak yollarla gitmek isterken denizde mahsur kalan 10 Suriye uyruklu mülteci sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı. Gülnar'ın Gezende mahallesindeki cenazeden dönenleri taşıyan Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne ait halk otobüsü ilçeye bağlı Akova mahallesinde elma yüklü traktöre çarptı. Mersin'in Mut ilçesinde virajı alamayan otomobilin bariyerlere çarpması sonucunda 3 kişi yaralandı. Bu yıl 17-18 Kasım tarihlerinde 6.sı gerçekleştirilecek olan Uluslararası Mersin Narenciye Festivali'nin hazırlıklarına başlandı. Mersin'de Saadet Öğretmen Çocuk İstismarıyla Mücadele Derneği UCİM ve Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliği işbirliğiyle başlatılan Çocuklar İçin Güvenli Alan Projesi ile Akdeniz, Mezitli, Yenişehir, Toroslar ve Tarsus ilçelerindeki 5 okuldaki çocuklara istismardan korunmanın yolları anlatılacak. Mersin Bisiklet Derneği üyeleri Mustafa Kemal Atatürk'ü anmak için bu yıl ikincisini gerçekleştirecekleri Ataya Saygı ve Pedala Engel Yok projesi kapsamında 550 kilometre pedal çevirerek Ankara'da Anıtkabir'e ulaşmak için yola çıktı. Mersin'in Silifke ilçesinde Göksu Vadisi içinde bulunan Kargıcık Mahallesi'nden adı alan Kargıcık Kanyonu çekilen belgeselle tanıtılarak turizme kazandırılacak. Dünyada deniz kaplumbağalarının en önemli üreme merkezlerinden olan Mersin'in Kazanlı, Alata ve Davultepe sahillerinde bu yıl yaklaşık 970 yuva oluştu. İkincilik Kırmızı Grubun 11. haftasında Tarsus'taki sahasında Şanlıurfa Spor'la karşı karşıya gelen Tarsus İdman Yurdu rakibine 2-0 mağlup oldu. Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesine ilişkin düzenlemelerinde yer aldığı kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunuldu. Hükümet tarafından sunulan torba yasasının hekimler için çok ciddi olumsuzluklar içerdiği gerekçesiyle Mersin'de sağlık çalışanları nöbet eylemi gerçekleştirdi. Mersin'de sağlık çalışanları hükümet tarafından sunulan torba yasa tasarısının hekimler için çok ciddi olumsuzluklar içerdiği gerekçesiyle nöbet eylemi gerçekleştirdi. Mersin Tabip Odası, Mersin Aile Hekimleri Derneği, Sağlık Emekçileri Sendikası ve 1. Basamak Sağlık Çalışanları Birlik ve Dayanışma Sendikası üyelerinin katıldığı nöbet eylemi Özgür Çocuk Parkı'nda gerçekleştirildi. Nöbet eylemine CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen de katıldı. Mersin Tabip Odası Başkanı Mehmet Antmen burada yapmış olduğu açıklamada Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni 1001 emekle kazanılmış hekimlik mesleğinin icrasını değil, sağlıkta şiddeti durduracak somut maddeler içeren yasalar çıkarmaya davet etti. İş güvencesi, can güvencesi, yaşam ve çalışma hakkımız için nöbetteyiz. Kandırmaca değil, haklarımızı istiyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni 1001 emekle kazanılmış hekimlik mesleğinin icrasını değil, sağlıkta şiddeti durduracak somut maddeler içeren yasalar çıkarmaya davet ediyoruz. Her ne kadar kamuoyuna sağlıkta şiddet yasası olarak sunulmaya çalışılsa da AKP milletvekillerince torba yasa olarak meclise sunulmuş olan teklifin 24. maddesinde yer alan düzenlemenin bizim ısrarla önerdiğimiz sağlıkta şiddet yasası teklifiyle hiçbir ilgisi yoktur. Ve bu haliyle sağlıkta şiddeti önlemeyle ilişkin hiçbir yeni düzenleme ve caydırıcılık getirmemektedir. Oysa 2 Ekim 2018 günü meslektaşımız Dr. Fikret Hacı Osman cinayetinin de gösterdiği gibi sağlıkta şiddet oyalamaya, kandırmacaya, göz boyamaya gelemeyecek kadar büyük ve ciddi bir sorundur. Roma'da bir kanun çıkartılıyor. 2 maddelik. Diyor ki bu kanun, bir kanun çıkartacaksan bu kanun neye ilişkinse onu aşmayacak. Yani torba kanun yapmayacak. Dün önümüze gelen kanun taslağında, kanun teklifinde 39-40 tane madde var. Her biri bir yerden.
eczacıların reçetesiz ilaç satmasından tutun, tütünle ilgili maddeleri var, tabiplerle ilgili maddeleri var ama en önemlisi demin de Sayın Başkan'ın belirttiği gibi hakkında kesinleşmiş bir mahkeme kararı olmaksızın yani masumiyet kendisini tamamen terse çeviren bir şekilde hekimlerin KHK ile işlerine göreve son verilen hekimlerin devletle ilişkili olan yerlerde çalışmaması. Anladık, devlet memuriyetini almayacaksın ama SSK ile anlaşması olmayan sağlık birimi yok. Yani ben yaptım, işten attım, doktorluk da yapamazsın, sana ekmek de yok, ailene de ekmek yok, aç kal, ne olursan ol. Bu mantıkla kendinden olmayan herkesi ötekileştiren bir mantıkla Türkiye'nin demokratikleşmesi ve iletmesi mümkün değil. Anamur'dan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne sürat teknesiyle kaçmak isteyen 10 Suriye uyruklu mülteci denizin ortasında mahsur kaldı. Yapılan ihbar üzerine harekete geçen sağlık güvenlik ekipleri yerleri tespit edilen 10 Suriye uyruklu erkek mülteci kurtarıldı. Mersin'den Kıbrıs'a kaçak yollarla gitmek isterken denizde mahsur kalan 10 Suriye uyruklu mülteci sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı. Mersin'in Anamur ilçesinden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne sürat teknesiyle kaçmak isteyen 10 Suriye uyruklu mülteci denizin ortasında mahsur kaldı. Yapılan ihbar üzerine harekete geçen sahil güvenlik ekipleri bir sahil güvenlik uçağı ve 3 sahil güvenlik botuyla başlattıkları arama çalışmasında Suriyeli mültecileri Anamur ilçesi 54 deniz mili güneybatısında tespit etti. Sahil güvenlik uçağıyla yerleri tespit edilen 10 erkek Suriyeli mülteci sahil güvenlik botunca kurtarıldı. Mersin'de cenazeden dönenleri taşıyan belediye otobüsü elma yüklü traktöre çarptı. Kaza sonrası traktör devrilirken elmalar yola saçıldı. Otobüsün devrilmemesi büyük bir faciayı önledi. Yaralanan traktör sürücüsü ise Gülnar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Gülnar'ın Gezende mahallesindeki cenazeden dönenleri taşıyan Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne ait halk otobüsü ilçeye bağlı Akova mahallesinde elma yüklü traktöre çarptı. Kaza sonrası traktör devrilirken elmalar yola saçıldı. Otobüsün devrilmemesi büyük bir faciayı önledi. Yaralanan traktör sürücüsü Gülnar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Mutlu virajı alamayan bir otomobil bariyere çarptı. 3 kişi yaralandı. Kaza Atatürk Bulvarı Mut Karaman Karayolu Söğüt Altı mevkisinde meydana geldi. Cüneyt Koca İdaresi'ndeki 20LF353 plakalı otomobil seyir halindeyken virajı alamayarak bariyerlere çarptı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta bulunanlar Devlet Mut Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Mersin'in Mut ilçesinde virajı alamayan otomobilin bariyerlere çarpması sonucunda 3 kişi yaralandı. Kaza Atatürk Bulvarı Mut Karaman Karayolu Söğütaltı mevkiinde yaşandı. Cüneyt Koca İdaresi'ndeki otomobil seyir halindeyken virajı alamayarak bariyerlere çarptı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri sürücü Cüneyt Koca, araçta bulunan Döndü Koca ve Hasan Koca'yı araçtan çıkartıp Mut Devlet Hastanesi'ne kaldırarak tedavi altına aldı. Kaza yapan araç olay yerinden çekici yardımıyla kaldırılırken polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. Bu yıl 17-18 Kasım tarihleri arasında 6.sı gerçekleştirilecek olan Uluslararası Mersin Narenciye Festivali'nin hazırlıklarına başlandı. Narenciyenin tüm renklerinin kullanıldığı figür süslemelerini 70 kişilik bir ekiple başlandı. Festival kapsamında 10 mobil olmak üzere 30 figür yer alacak. Ayrıca 30'a yakın ülkeden gösteri gruplarının da katılacağı festival 70 dönümlük arazide yapılacak. Yerli ve yabancı 2500 göstericinin katılacağı planladığı kortejin yanı sıra festival kapsamında Narenciye Lezzetleri Yarışması ve birden fazla etkinlik programı gerçekleştirilecek. Bu yıl 17-18 Kasım tarihlerinde 6.sı gerçekleştirilecek olan Uluslararası Mersin Narenciye Festivali'nin hazırlıklarına başlandı. Narenciyenin tüm renklerinin kullanıldığı Narenciye Festivali için Yenişehir Fuar Alanı'nda figür süslemeleri 70 kişilik bir ekiple sürüyor.
500 bin adetten fazla narenciye ürününün kullanılacağı figür süslemeleri yaklaşık 3 hafta boyunca devam edecek. Uluslararası Mersin Narenciye Festivali kapsamında onu mobil olmak üzere 30 figür yer alacak. Bu yıl 30'a yakın ülkeden gösteri gruplarının katılacağı festivale yurt içi ve yurt dışından büyük katılım bekleniyor. Yerli ve yabancı 2500 göstericinin katılmasının planlandığı kortejin yanı sıra festival kapsamında narenciye temalı özel tasarım kıyafetleri defilesi, aşçılık bölümünde okuyan öğrencilerin restoran ve otellerdeki şeflerle kendilerine güvenen vatandaşların katılımıyla gerçekleştirilecek olan narenciye lezzetleri yarışması ve gastro show, halk eğitim merkezinde eğitim gören kadınların ellerinden çıkan birbirinden güzel el işleri sergisi, satranç turnuvası, ödüllü foto maraton yarışması, denizde yelken ve flipboard gösterileri gerçekleştirilecek. Mersin'de Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği UCİM ve Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliği işbirliğiyle başlatılan Çocuklar İçin Güvenli Alan Projesi ile Akdeniz, Mezitli, Yenişehir, Toroslar ve Tarsus ilçelerindeki 5 okuldaki çocukları istismardan korunmanın yolları anlatılacak. Öğretmen, öğrenci ve ailelerin çocuklar hakları ve çocuk istismarı ile ihmali konularında bilgilendirmeyi amaçlayan projede Mersin Türkiye genelinde pilot uygulama örneği olacak. Mersin'de Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği UCİM ve Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliği işbirliğiyle başlatılan Çocuklar İçin Güvenli Alan Projesi ile Akdeniz, Mezitli, Yenişehir, Toroslar ve Tarsus ilçelerindeki 5 okuldaki çocuklara istismardan korunmanın yolları anlatılacak. Öğretmen, öğrenci ve ailelerinin çocuk hakları, çocuk istismarı ve ihmali konularında bilinçlendirilmesini amaçlayan projede Mersin, Türkiye genelinde pilot uygulamayla örnek olacak. UCİM ile Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliği işbirliğinde yapılan Çocuklar İçin Güvenli Alan Projesi'nin açılış toplantısı Mersin'de gerçekleştirildi. Toplantıya İzmir'in Menderes ilçesinde okul müdürünün 6 kız öğrenciye cinsel istismarda bulunmasını ortaya çıkaran ve okul müdürünün yargılanmasını sağlayan UCİM Derneği'nin kurucusu ve başkanı Saadet Özkan'ın yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri Adana Konsolosluğu Kültür Ateşesi Jen Karutola, daire ve okul müdürleri ve vatandaşlar katıldı. Programın açılış konuşmasını yapan proje koordinatörü Avukat Burcu Düzen, Çocuklar İçin Güvenli Alan Projesi'nin Akdeniz, Mezitli, Yenişehir, Toroslar ve Tarsus ilçelerindeki 5 okulda gerçekleştirileceğini belirtti. 5 ayrı okulda gerçekleştirilecek olup bu okullarda bulunan öğretmenlerin, öğrencilerin ve öğrenci ailelerinin çocuk hakları, çocuk istismarı ve ihmali konularında bilinçlendirmeyi amaçlamaktadır. Bu eğitim çalışması Türkiye genelinde bir pilot uygulama örneği olacaktır. Proje kapsamında seçilen okullarımızda bulunan öğretmenlere ve okul yöneticilerine seminerler verilecektir. Bu toplantılar aracılığıyla öğretmenler çocukların ihmal ve istismardan korunma yolları hakkında bilgi sahibi olacaklardır. Ayrıca her ilçeden rehber öğretmenler ve okul danışmanları da bu seminerlere davet edilecektir. Yine Mersin Üniversitesi ile birlikte proje faydalanıcılarının yararlanması için eğitim dokümanları işbirliğiyle hazırlanacaktır. Proje kapsamında seçilen 5 okulda her ilçeden 50 öğrenciye drama çalışmaları ile ailelere seminer yoluyla çocuk hakları konusunda eğitim verilecektir. Amerika Birleşik Devletleri Adana Konsolosluğu Kültür Ateşesi Jen Karatola ise ABD Büyükelçiliği ve Adana Konsolosluğu olarak çocuklar için güvenli alanlar projesini desteklemekten büyük mutluluk duyduklarını söyledi. The U.S. Embassy to Turkey and the U.S. Consulate in Adana are very pleased to be supporting the Safe Places for Children project. Amerika Büyükelçiliği ve Adana Konsolosluğu olarak çocuklar için güvenli alanlar projesini desteklemekten büyük mutluluk duyuyoruz. UCİM Başkanı Saadet Özkan'sa dünyada sınırların kalktığını ve önce insan ve insanlık dediklerini kaydetti. Çocuk istismarının sadece Türkiye'nin değil, dünyanın da sorunu olduğuna dikkat çeken Özkan, dünyanın birçok ülkesinde istismarcılar aramızda elini kolunu sallaya sallaya geziyor dedi. 30 ilde yapılandık ve gitgide de büyüyoruz. O yüzden devletin birimleriyle ilk önce ziyaretlerimizi gerçekleştiriyoruz. Burada çocuk şubeden, aile çalışma sosyal politikalardan, jandarma komutanlığından,
yine çocuk mahkemelerinden ve diğer STK'lardan, Lyons'tan, Rotary'den birçok alandan burada geçtiysem lütfen bildirirseniz söyle, biz de varız deyin. Ben onu da ileteyim, ekleyeyim. Evet, hep birlikte mücadeleye başladık. Dünyadaki birçok ülkede istismarcılar bizim aramızda elini kolunu sallaya sallaya geziyor. Ama bizim bunu yaşamamızın kökenindeki ana sebep de nasıl davranacağımızı ve çocukları nasıl eğiteceğini ve bunu nasıl anlatacağını bilmemeleri. Bize gelen bütün vakalarda baktığımızda çocuk bu durumu yaşayıp içine kapanıp bunu nasıl anlatacağını bilmediği için yıllarca istismara maruz kalıyor. Ve çocukken bunu yaşayan bireyler sonrasında hep o zamanda kalıyorlar. Bana 60 yaşında ulaşan bir kadınımızın söylediği bir şey var. Hala o gündeyim öğretmenim. Torunumun başını severken bile hala istismarcı aklıma geliyor. Galiba bizim bu ülkede sesimizi çıkarmamız ve bana ne demememiz ve topluma dokunmamız ve vatandaşlık görevini yerine getirmemiz lazım. Ben cesur bir kadın değilim. Ben sadece yurttaşlık görevini yapmış, vicdanlı ve merhametli bir kadınım. Türkiye'de çok yüce gönüllü insanlar var. Biz Türkiye'deki Türkiye'yi düşünen insanlarla birlikte mücadele ediyoruz. Biz bütün kavramları, bütün siyasi düşünceleri ortadan kaldırdık. Orada birçok partiden insan toplandık. Çünkü bütün kimliklerimizi dışarıda bıraktık. Önce çocuk dedik, önce vatan dedik. Ama bütün sınırları ortadan kaldırıp bir gün bu işi Türkiye'de bitirdikten sonra dünya çocukları için ucum olarak mücadele edeceğiz. Ve bu işi nasıl bitirdiğimizi göstereceğiz. Ve bu bitiş aslında çocukların huzuru olacak. Kaybetmekten korkanlar değil, mücadele edenler kazanırlar. Ve biz bunu hep birlikte kazanacağız. Teşekkür ederim, sağ olun. Mersin Bisiklet Derneği tarafından Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle düzenlenen Ataya Saygı ve Pedala Engel Yok projesi kapsamında Mersin ve çevre illerden 3'ü görme engelli 100'e yakın bisikletçi yaklaşık 550 km pedal çevirerek atanın huzuruna çıkmayı hedefliyor. Mersin Bisiklet Derneği üyeleri Mustafa Kemal Atatürk'ü anmak için bu yıl ikincisini gerçekleştirecekleri Ataya Saygı ve Pedala Engel Yok projesi kapsamında 550 km pedal çevirerek Ankara'da Anıtkabir'e ulaşmak için yola çıktı. Yolculukta görme engelli Burak Türkoğlu ve Fahrettin Sadıç da yer aldı. Amacımız burada 4 Kasım'da yola çıkıp 10 Kasım'da Ankara'ya kadar bisikletle ulaşmak. Burada bizimle beraber olan 3 tane görme engelli arkadaşımız var ve aynı zamanda farklı bisiklet tarzı tri bike dediğimiz bir bisikletle tanıştırıyoruz herkesi. Projemizin ilkini geçen yıl yaptık. Bu ikincisi. Bunu geleneksel hale getirmeye çalışıyoruz. İkincisi olmasına rağmen çok çabuk büyük bir ilgi gördü ve farklı şehirlerden de katılımcılarımız olmaya başladı. Asıl amacımız, bizim projenin en son safhası şunu istiyoruz. Her şehrin temsilcilerini burada beraber yola çıkmak istiyoruz. Bisiklet temsilcileriyle beraber yola çıkmak istiyoruz. Görmemek bir eksiklik değil bir kere. Bir farklılık. Öncelikle onu belirtmek gerekiyor. Dolayısıyla aslında biz, yani görmüyor olabiliriz ama her şeyi bir şekilde yapabiliyoruz. Yani siz yeter ki çözüm üretin, anlatabiliyor muyum? Erişilebilir çözümler üretildiğinde biz de bu çözümleri kullanarak hayatımızı gayet rahat bir şekilde idame ettirebiliyoruz. Bisiklet de bunlardan bir tanesi. Biz tandem bisiklet kullanıyoruz. Tandem bisiklet kullanarak bir kere bisiklet keyfini paylaşıyoruz. Yol hikayelerini paylaşıyoruz. Yolda giderken işte muhabbet ediyoruz. Etrafımızı o bizimle birlikte giden pilot arkadaşımızdan dinliyoruz. Yani aslında bir anlamda bisiklet hayatımızın bir parçası oluyor. Dolayısıyla da bunu tandem bisikletlerle sağlıyoruz. İki kişilik bisiklet, tandem bisikletle bizim kullandığımız. Bir tanesi pilot, önde bisikleti idare eden. Diğeri de arka tarafta pedallarımız eş bir şekilde çeviriyoruz. Diğer arkadaşımız bana, ben ona katkıda bulunuyorum. O şekilde, hani tandem bisikletin amacı bu. Vallahi oldukça heyecanlıyız. Bu işe ilk defa katılıyoruz. Ama atanın huzuruna çıkmak heyecan verici bir şey. 6 gün sonra kısmetse orada olacağız. Hayırlı yolculuklar, bol şanslar, kazasız belasız olsun.
Mersin'in Silifke ilçesinde Göksu Vadisi içinde bulunan Kargıcak Mahallesi'nden adını alan Kargıcak Kanyo'da çekilen belgeselle tanıtılarak turizme kazandırılacak. Doğal göçüklerin ve aşınmaların oluşturduğu kanyon derin uçurumları ile meraklılarını büyülerken sadece doğa yürüyüşü yapanlar tarafından biliniyor. Silifke Belediyesi kanyonun görüntüleriyle hazırlayacak belgeseli bölgenin tanıtımı için kullanacak. Mersin'in Silifke ilçesinde Göksu Vadisi içinde bulunan Kargıcık Mahallesi'nden adı alan Kargıcık Kanyonu çekilen belgeselle tanıtılarak turizme kazandırılacak. Silifke'ye yaklaşık 33 kilometre uzaklıktaki Kargıcık Kanyonu'nun tanıtımı için gezi fotoğrafçısı ve belgesel yapımcısı Faruk Akbaş, bölgenin doğal güzelliklerinin tanıtılacağı filmin çekimlerine başladı. Doğal göçüklerin ve aşınmaların oluşturduğu kanyon, derin uçurumlarıyla meraklılarını büyülerken sadece doğa yürüyüşü yapanlar tarafından biliniyor. Bu kapsamda Silifke Belediyesi, kanyonun görüntüleriyle hazırlanacak belgeseli bölgenin tanıtımı için kullanacak. Kanyonda beraberindeki fotoğrafçılar ve kameramanlarla çekim yapan Faruk Akbaş, kanyonun muhteşem bir görsel şölen sunduğunu belirtti. Bir grup fotoğrafçı arkadaşımızla birlikte Silifke'nin doğal ve tarihi güzelliklerini fotoğraflamaya çıktık. Toroslar hem ülkemizin hem de dünyanın önemli dağlarından, sıra dağlarından bir tanesi. Genç dağlar, oluşumu daha tamamlanmamış. Bu nedenle çok sivri kayalar, zirveler, kanyonlar, vadiler buranın şaşırtıcı, sürpriz görüntülerini oluşturuyor bizim için. Ve çok coşkulu işler ortaya çıkartıyor bizleri. Bunu değerlendirmeye çalışıyoruz arkadaşlarımızla birlikte. Şu anda Kargıcak Kanyonu'ndayız. Burası da o dediğim gibi yani çok böyle o sıra dışı noktalardan bir tanesi. Dünyada deniz kaplumbağalarının en önemli üreme merkezlerinden olan Mersin'in Kazanlı, Alata ve Davultepe sahillerinde bu yıl yaklaşık 970 yuva oluştu. Her üç sahilden yaklaşık 200 bin deniz kaplumbağası denizde buluşturulurken bu yılki sayılar sevindirdi. Dünyada deniz kaplumbağalarının en önemli üreme merkezlerinden olan Mersin'in Kazanlı, Alata ve Davultepe sahillerinde bu yıl yaklaşık 970 yuva oluştu. Her 3 sahilden yaklaşık 200 bin deniz kaplumbağası denizle buluşturulurken bu yılki sayılar sevindirdi. Deniz kaplumbağalarının üremesiyle ilgili açıklamalarda bulunan Mersin Üniversitesi Deniz Kaplumbağaları Uygulama Araştırma Merkezi Müdürü Profesör Doktor Serap Ergen'e deniz kaplumbağalarının tüm dünyada nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu söyledi. Bu yıl özellikle Mersin bölgesinde Alata ve Davultepe kumsallarında çalışmalarımızı yürüttük. Kazanlı kumsalında zaman zaman haftada 1-2 defa kontrol altında tutmaya çalıştık. Alata ve Davultepe'deki sonuçlar son derece sevindirici sonuçlardı. Alata kumsalında 288 yuva, Davultepe kumsalında da 240 yuva bulunuyordu. Bu özellikle Davultepe kumsalı için çok iyi bir rakamdı. Neden? Çünkü geçmiş dönemden günümüze kadar baktığımızda incelemelerimiz her zaman 120 ile 200 civarında gösteriyordu. 120 yuva ile 200 yuva arasında gösteriyordu Davultepe'yi. Bu yıl 240 yuva ile oldukça iyi bir sayıya ulaşmış olduk. Bu tabii etkin bir korumanın sonucu. Her iki kumsal açısından değerlendirdiğimizde Alata kumsalında yaklaşık olarak 40 bin yavru denize ulaştı. Davultepe kumsalında da yaklaşık olarak 30 bin civarında yavru denize ulaşmayı başardı. Bu demektir ki yaklaşık olarak 75 bin yavruyu biz sadece iki kumsaldan denize ulaştırdık. Kazanlı kumsalını da ara ara ziyaret ettik ve o ziyaretlerimiz sırasında net sayıyı söylemek çok mümkün olmayabilir ama 500'ün üzerinde hatta 900'e kadar yaklaşan yuva sayısı olduğunu söyleyebiliriz. Tüm Mersin anlamında baktığımız zaman Kazanlı'yı da işin içine katacak olursak neredeyse 200 bine yakın yavruyu bizim kumsallarımızdan gönderdiğimizi söylemek mümkün. Yaklaşık olarak her zaman söylüyorum bunu. 1000 yavrudan, 1000 canlı yavrudan bir tanesi yaklaşık olarak ergin hayata ulaşıyor. Bu kadar yavru gidince bu gelecek için iyi bir sayı anlamına geliyor. Sayı olarak oldukça azlar. Bizim kıyılarımızda tahmin edilen sayısı Yeşildeniz Kaplumbağası'nın 800'de 1000 arasında.
son rakamları değerlendirdiğimizde, daha önceki bulgulara göre bunun 500 civarında olduğu düşünülüyordu. Ancak bizim çalışmalarımızda 800 ile 1000 arasında olduğunu söyleyebiliriz. Caretta caretta için ise 2000-2500 civarında olduğu söyleniyordu. Bu çalışmaların devamlılığı ve bu canlıların korunması için özellikle yapılması gereken en önemli faktör şu, alanların korunması. İkinci Lig Kırmızı Grubun 11. haftasında sahasında Şanlıurfa Spor ile karşı karşıya gelen Tarsus İdman Yurdu rakibine 2-0 mağlup oldu. Tarsus İdman Yurdu defansta yaptığı hataların faturasını sahasında 3 puan yitirerek ödedi. İkinci Lig Kırmızı Grubun 11. haftasında Tarsus'taki sahasında Şanlıurfa Spor'la karşı karşıya gelen Tarsus İdman Yurdu rakibine 2-0 mağlup oldu. Şehir stadyumunda oynanan ve taraftarların yoğun ilgi gösterdiği maç boyunca rakibi karşısında varlık gösteremeyen Sarı Lacivertliler özellikle defansta yapmış oldukları hataların faturasını kendi sahalarında 3 puan vererek ödedi. Zirveyi yakından ilgilendiren maça deplasmanda olmasına rağmen daha iyi konsantre olan ve 2-0 kazanan Şanlıurfa Spor çekinerek geldiği Tarsus deplasmanından rahat bir galibiyetle döndü. Tarsus maç boyunca gol pozisyonu üretmekte zorlandı. Gelişmeleri aktardık. Bir sonraki programımızda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşça kalın.